Süleyman Özışık AK Parti'nin rakibi AKP AK Parti'den birilerinin karşı mahalle yaranma amacıyla sergilediği gevşek tavırları anlattığım Bize Yazıklar Olsun başlıklı yazıma parti tabanından yağmur gibi tepki at. Görünen o ki parti tabanının bam terine dokunmuşum. Parti yönetiminden birileri bana gönderilen mesajları veya yazımın altına iştirilen mesajları okumuş olsa inanın başını iki elinin arasına alır biz kendi tabanımıza yapılan bu haksızlığı, bu zulmü nasıl olmuş da görememişiz diye hayıflanır. Yazdıklarımı Türkçe yazdım. Birileri anlasın diye. Türkçenin tercümesini yapacak halimde yok. Altını tekrar çizerek söylüyorum. Bu partiye canıyla ve malıyla emek veren, dava sevdalısı insanlar artık parti içinde yabancı muamelesi görüyor. Düne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti'ye ve AK Parti'ye destek veren seçmenlere en ağır hakaretleri edenler bugün partinin çeşitli kademelerinde cirit atıyor. Ve bu kişiler partiye ihanet etmeye devam ediyor. Daha acısı partiye ihanet eden bu kişiler de birileri tarafından korunup kollanıyor. Bu koruma ve kollamaya isyan çığlıklarıyla tepki gösteren gerçek dava erbapları ise birer ikişer partiden uzaklaştırılıyor. Kimse de bunlardan haberimiz yok. Söyle de bilelim ona göre davranalım diyemez. Diyemez çünkü ne oluyorsa Türkiye'nin göz önünde oluyor. Nasıl yaşandığını duymak isterseniz size sadece bir tane örnek vereceğim. Geçtiğimiz haftalarda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında kürsüye çıkardığı bir adam vardı. Unutanlar veya hatırlamayanlar için ismini söyleyeyim. Bayram Sarı. Bu adam İyi Parti'nin kürsüsüne çıktı AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yerden yere vurdu, Meral Akşener'e Sayın Genel Başkanım diyerek metiyeler düzdü. İyi Parti sıralarından da büyük alkış aldı. Bütün Türkiye bu görüntüyü canlı yayında izledi mi? İzledi. Peki kimdir bu bayram sarı? Hiç merak ettiniz mi? Hiç boşuna araştırma zahmetine girmeyin. Kim olduğunu ben söyleyeyim. Bu adam 2009 yılında AK Parti Şanlıurfa İl Genel Meclis Üyesi olmuş. 2014 yılında belediye meclis üyeliğine seçilmiş. 2020 yılında yani son kongrede Bozova AK Parti üst kurul delegesi olarak görevlendirilmiş. Yani o kürsüye çıkıp AK Parti'ye ve Erdoğan'a saydıran adam AK Parti'nin içinden biri. Peki Allah aşkına bunu sadece ben mi görüyorum? AK Parti'nin il ve ilçe teşkilat yönetimi bunu görmüyor mu? Bu adam partinin içinde nasıl oluyor da hala yer alıyor söyler misiniz? Ya peki bu adam gibiler partinin içinde her almaya devam ederken nasıl kişiler partiden dışlanıyor dersiniz? Şimdi size başka bir örnek vereyim. Samimi bir dava adamının partide nasıl üye evlat muamelesi gördüğünü anlatayım. İsmi Adil Karakuş. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Diyarbakır gibi bir yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine konuşanların karşısına tek başına dikilmiş. Ben bu seçimin alemi İslam'ın bütünlüğüne sebep olacağına inanıyorum. O yüzden buradayım ve seçim bitinceye kadar da burada olacağım. Gerekirse şehit olacağız ama yine de burada olacağız. Biz reisi cumhurumuzu katil surette Mursi'nin yalnızlığına terk etmeyeceğiz. Sultan Abdülhamit Han'ın yalnızlığına bırakmayacağız. Herkes akıllı olsun. Onu zalimlerin yalnızlığına terk etmeyeceğiz. Bu yolda Allah yar ve yardımcımızdır diye çığlık çığlığa davasını anlatıyor. Bunu yazarken canımdan can gidiyor, etimden et koparıyorlar sanki ama gerçek olan şu. Adil Karakuş tek olsa, sadece bir örnek olsa gözden kaçan bir detaydır diyeceğim. Ama değil. Vallahi de billahi de Adil Karakuş gibi on binler var, yüz binler var. Yazanların hikayesini tek tek yazsam inanın feryat edersiniz. Ben bu partinin de bu davanın da düşmanı değilim. Yazınca ağır yazıyorum. Bunun farkındayım. Lakin Adil Karakuş ve Adil Karakuş gibiler partinin dışına itilirken bize davamıza ve inandığımız değerlere küfredenlerle yol yürünmesi benim kanıma dokunuyor. Benim derdim AK Parti değil. AK Parti'nin seçim kaybetmesi de değil korkum. AK Parti gider bir başka parti gelir. Bunu da biliyorum. Ben AK Parti'nin başındaki liderin inandığı ve milyonların sevdalısı olduğu hak davasına zarar geldiği için isyan ediyorum. Yeryüzündeki mazlumların umuduna darbe indirildiği için isyan ediyorum. İçimizde olup yanımızda olmayan birilerinin dava sancağını yere düşürecek hareketlerini gördüğüm için isyan ediyorum. Keşke diyorum, keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün AK Parti'nin hak davasına gönül vermiş ve fakat çeşitli nedenlerle küstürülmüş partiden dışlanmış dava arkadaşlarım ses versin diye bir çağrıda bulunsa. Ya da onlarla buluşup dertlerini dinlemek istiyorum diyebilse. Ve oluşacak mahşeri kalabalığı görse. Olur mu bilmiyorum. Ama bu olmadığı için sesini duyurmak isteyen seçmenin isyanını ben ve benim gibiler dile getiriyor. AK Parti bu sese kulak vermek yerine kendisine düşman olan ve kıyamete kadar düşman kalacak olanlara yaranmaya çalıştığı sürece kaybetmeye devam edecek. Bugün bu ülkede kendine muhalifim diyen partilerin tamamını toplasanız AK Parti'nin çeyreği etmez. Mevcut partilerin AK Parti'ye, mevcut liderlerin Erdoğan'a rakip olma şansları yok. Bilinsin ki AK Parti'nin rakibi AK Parti'nin içine çöreklenmiş, kendi ikbalini ülkenin ve partinin istikbalinden önde tutan AKP'lilerdir. AK Parti'nin yapması gereken şey acilen bunlardan kurtulmaktır. <clears> thank <throat> you